polisi arıyor. Ama bizimkiler yer işletme, oradaki hernek firması diyor ki okey diyor. Adam girdi, görüşmeyi yaptı, çıktı. Uçaktan da uzaklaşınca şey yapıyor. Dolayısıyla bu baş parmak işaretiyle yani okey verme anlamına geliyor. Bizimki kapıyı kapatıyor. Bu arada o adam silahlı değil. Yani gümrük memuru ilk gelen, videoyu çeken adam silahlı değil. Orada iddia ediliyor işte silah satacaktır. Ama o esnada veli kaptan diyor ki teknisyene, diyor ki ya adam el sallıyor diyor. Kapıyı açsana diyor. Açıyor, neden kapattınız diyor. Diyor ki yer işletmenize okey verdi. Yani işleminiz bitti diyoruz, kapattık. Sonra polis geliyor. Yolcuyla işte bu gördüğünüz sahneler yaşanıyor orada. Ondan sonra yolcuyu derdest ediyorlar, bizimkileri derdest etmeden gidiyorlar. Beraber gidiyorlar, çantalarına bakıyorlar. Federal poliste ifadeleri alınıyor, çapraz sorguya alınıyor. Her bir kişi 8 ayrı kişiyle sorguya giriyor. İlk önce hostese diyorlar, sen gidiyorsun, diğer 3 arkadaş kalıyor, sen Türkiye'ye dönebilirsin. Sonra teknisyene diyorlar, sen gidiyorsun, kaptan kalıyor. Yani serbestsin diyor. Sonra kaptana first officer, yardımcı pilot dediğimiz arkadaşa diyorlar, sen gidiyorsun, kaptan kalıyor. Bunlar yine bekliyorlar. Diyorlar herkese böyle söylendi, kaptan da çıkacak. Kaptanı bırakmıyorlar. Bırakmama sebebi de uçakta bir yolcu ve bir kaptan var. Peki. Yani bir şahit lazım bunun için. Peki. Ya, o tabii o sizin teoriniz. Şimdi gene tabii, evet tabii. Şimdi gene şöyle bilgiler geliyor çeşitli kaynaklardan bize. O nedenle ben söyleyeyim, arkasından da Murat Arel'in devam soruları var. Deniyor ki efendim ACM şirketi, sizin az önce anlattığınız bu iki jetin de sahibi olan şirketin kuruluşunda Sayın Ethem Sancak vardı başlangıçta deniyor. Bu doğru mudur efendim? Bu şirketin kuruluşunda Ethem Sancak Bey yok. Zaten 33 sene önce Ethem Bey'i tanımıyordum zaten. Kuruluş değil de ismi değişirken, hani Konkordato'dan bahsettiniz ya Şeyhpus Bey. Ondan sonra Ethem Sancak'ın bir finansal desteği olduğu iddia ediliyor. Katli süreç öyle bir şey yok. Devam eden bir Konkordato sürecimiz oldu. Pandemiden dolayı hava yollarının acınası halinden dolayı biliyorsunuz bu durum pandemiden dolayı çok kötü bir şekilde bizi vurdu ama biz personel çıkarmak yerine, işte başka şeyler yapmak yerine konkordato kararı aldık ve başarılı bir konkordato süreci geçirdik. Ya bu 33 yıl içerisinde böyle bir rabıtanız olmadı hiç Ethem Bey'le. Tabii canım. Ama dostluğunuz var herhalde değil mi? Dostluğunuz var herhalde. Çünkü hani birçok fotoğraflarınız var. Ben Diyarbakır'dan tanırım. Ailece tanışırız. Kendisi eczade posta işletiyordu. Ve biz Güneydoğulların çoğu Ethem Bey'e saygı duyarız ve yani bir büyüğümüzdür, başka bir ilişkimiz yok. Dolayısıyla bizim gibi gençlerin başarılarını öven bir büyüğümüzdür. Peki bu yani yazıda Barzani ailesinin uçakla taşındığına yönelik bir iddia da yer alıyor. Dediğim gibi iddia olarak yer alıyor. Doğrudur. Bizim bölgemizin Afrika bölgesi ve Avrupa'da çoğu iş adamını taşırız. Çünkü biz Air Taxi'yiz. Air Taxi Barzani ailesini de taşıdık. İşte yöneticileri de taşıdık. Kazakistan'ı da taşıdık. İşte Kırgızistan'ı da taşıdık. Bu bölgenin tamamını taşıyoruz. Hem iş adamını taşıyoruz hem bürokratlarını taşıyoruz. Bu uçuşla ilgili bir sefer habere bakarsanız uçak şeyden kalkmadı diyor. Brüksel'den kalkmadı. Ya bu uçak İngiltere'ye giden Brüksel diyorum. Köln'den kalkmadı. Köln mü diyor, Almanya'dan işte diye kalkmadı. Neresi tam olarak ben de hatırlamıyorum yazının içerisinde. Bu uçak Dubai'de İngiltere'ye gidiyordu. İçinde vizesi olmayan bir yolcu vardı. Biliyorsunuz vize olunca deporte kuralları uygulanıyor. Yolcuya bu yapılmıyor. Dolayısıyla deporte edileceği için Almanya'ya uçak indi. Peki. Murat Arel'in bir sorusu var Sayın Özkan. Evet. Öncelikle Murat Özkan kimdir? Şeymus Bey kardeşiniz Murat değil mi? Murat Bey benim amcamdır. Benden küçüktür. Murat Özkan. Doğrudur.
Kendisinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde herhangi bir fare başkonsolosluk gibi temsiliyet yetkisi var mı? Yok, öyle bir şey yok. Peki 06 AFN 39 plakalı Passat marka bir aracın yanında da konsolosluk CC amblemi bulunan bir aracın yanında vermiş olduğu pozlar var ve aynı zamanda yine Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ait bayraklarla Instagram hesabında ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar var. Evet. Bunları biliyor musunuz? Gördünüz evet, mü? Evet biliyorum. Kendisinin bununla ilgili bir fari başkonsolosluk gibi bir görevi var mı acaba? Hayır, öyle bir görevi yok. Resmi bir görevi yok. Evet. Peki. Diğer bir sorumsa şu, 33 yıllık bir şirket olduğunu söylediniz ACM'nin. Evet, 1989 kuruluşu. Evet, hatta bununla ilgili ben yazı çıktıktan sonra araştırdığımda Kuzey Irak'ta uçuşlara başlayacağınız ama oradaki gelişen bölgesel olaylardan dolayı vazgeçildiği bilgisine falan dolaşıldım. Sadece merak ettiğim şu Şeymuz Bey, gerçekten bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak merak ediyorum. Şirketiniz eminim ki daha öncesinden de uçak sektöründe yani bu sektörde deneyimli ve geleceğe dair de yatırımlar yapan sayılı şirketlerden birisidir muhakkak ki bu konuda yatırımlar yapıyorsunuz. Ama benim edindiğim izlenime göre 1 milyar 49 milyon gibi bir vergi borcunuz var. Bu dönem içerisinde siz yatırım yapıyorsunuz ve 2 tane jet alıyorsunuz. Bu jetleri aldıktan sonra ise firmanız Kongordota ilan ediyor. Bu Kongordota ilan ettikten sonra ise firmanızın bankalardan sağladığı bir kredi var. Ve bu kredilerin de Ethem Sancak tarafından devletin ilgili kanalları kullanılarak bir ihtimas gösterilerek sizin tarafınıza tahsis edildiği iddia ediliyor. Bununla ilgili ne dersiniz acaba? Şimdi bu bahsettiğim şirket bir isim benzerliğidir. Bu şirket daha önce kurulmuş bir şirket bizim tarafımızdan ama satılmış bir şirket. Bizden iki el değiştikten sonra, iki kişi değiştikten sonra oluşan bir vergi borcudur. Bu şirketin bizimle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Murat Özkan'ın üstüne olan şirketten bahsediyor. Hayır, Murat Özkan'ın üzerine sadece ACM Hava Yolları var. Başka bir şirket yok. Peki. Yanlış bilgi bu. İkinci sorunuza cevap veriyorum. Biz 2017'den beri tek kuruş hiçbir bankadan, ne özel bankadan ne devlet bankasından kredi almamışız. Ne kişiden kredi veya finans kaynağı kullanmamışız. 2019'da aldığımız Konkordato kararından sonra pandemi başladı. Konkordato kararından sonra çok düzgün mahkeme, 3 tane komiserin gözetiminde bu şirket her hareketlerimiz incelenerek başarılı bir konkordato süresi geçirmişiz. O zaman da işte bu şirket yok piyasayı dolandıracak, şöyle olacak, böyle olacak, bunun benzeri kötü haberler yapıldı. Ama neticede finalde biz çok düzgün ve harika bir konkordato süreci geçirdik. Normalleşmeye döndüğümüzde zaten normal adımlar atmaya başladık. Bakın siz buradaki nüansı şeyi dikkat etmediniz. Bu şirketimizin başına bu iş gelmiş, bu herhangi bir hava yolunun da başına iş gelebilirdi. Bundan 2 ay önce bizim şeyden 45 gün önce bir Alman hava yollarına ait bir özel uçakta yine 400 kilo aynı meydanda yakalanmış. Kimse bunun haberini yapmamış. Ama bu bizim dezavantajımız, benim kız kardeşimin AK Parti'den aday olması ve uçağın eski devlet uçağı olması. Bu kadar haber olmasının sebebi bu. Bu kadar şey olmasının sebebi bu. Arkadaşlar biz linç ediliyoruz bu durumda. Oradaki arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Orada bile bizim Türkiye'deki haberler orada bile negatif yansıyor. Bu arkadaşımız, oradaki kaptan arkadaşımız hayatında hiç Brezilya'ya gitmemiş. Hayatında kaldığı süre 16 saat Brezilya'da. Kaldığı süre 16 saat. Yani bize daha önce defalarca bir sürü böyle iş adamını şeyi taşıdık. 40 tane valizi olan vardı. 45 tane valizi olan vardı. Biz kimseye bunu soramayız. Burada bütün sorumluluk yer işletme. Kimse sormuyor mu bu uçağa nasıl bindirdiniz bunu? Peki. Efendim, yani sorularımıza reklama gitmek zorundayım. Biz uçakta havaalanına girerken cebimizde 1 lira varken geçemiyoruz. Demir para varken.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Sorularımızı yanıtladığınız için Afan Holding kurucusu ve aynı zamanda ACM Havacılık Şirketi'nin de sahibi Şehmuz Özkan. Kendisi bizzat bizi arayarak bağlanmak istedi ve Brezilya'da içinde 1.3 ton kokain ele geçirilen özel jetiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Biz de kayda geçtik. Elbette bu itibat kurulmuştur artık. Bundan sonra inanıyorum ki Erk Acerer de kendisine ulaşır. Çünkü bize yanıtladığına göre Erk'le de konuşacak. Yok, medeni cesareti için ve şeffaflığı için biz teşekkür tabii, ederiz. Yani çünkü biz bu konuda bir araştırma daha yaparız. Biz bir dahaki programda tekrar sorularımızı sorarız. Aynen öyle ve köşelerinizde de yazarsınız. Reklam arası saat başında kayda geçirmeye devam ediyoruz.